Bugün üçüncü gün aslında. Kupes. Bir tür İzmirit bunlar. Teknenin altına geldiler. Ekmek atınca zaten hemen toplanıyorlar. Şu sardalye de onlarla geziyordu. O da geldi oltaya. Önce kaşar taktım. Küçük kaşar parçası. Kaşar peynir. Sonra bir parça tavuk taktım. İki tane kaçırdım iğneden. Bunları aldım. Gayet güzeller. İriler. Çöpe çıktık. O iğne. Can sıkıntısından balık bakayım dedim. Yüzdüm sahile. Sahilden 150 metre. Fena geçmedi. Levrek denk geldi. Kaç parça? 2, 4, 6, 7 parça levrek. Şöyle. Birer 1,5 kilo. 1,5 kilo civarında. Şöyle. Güzel levrek var burada. Şu sahil levrek dolu. Levrek olunca dolabı doldurmak lazım. Şöyle. Bir de şöyle. Şöyle gözüm ilişti Teyden'in zirvesine. Kar yağmış. İlginç. Yani
tabii ilginçtir. Yağıyordur muhtemelen de. Ben buradayken bana denk gelmesi güzel bir olay. Levrekleri böyle tencereye koydum. Soğan, havuç, ayçiçek yağı sürdüm tencerenin altına. Yani balıkların altına. Bu şekilde. Bir tane domates. Her balığa bir soğan, bir domates, bir parça biber. Şimdi tuzunu, suyunu da koyalım. Ondan sonra ağır ağır buharda pişecek. Biraz daha su koyalım. Suyu içilir. Bu soğana yeter. Biraz tuz. Şöyle. Yerken de atılır, sorun yok. Bu diğer tatların birbirine karışması için tuz. Karabiber atılabilir ya. Niye olmasın? Şöyle çok az. Onun da hoş bir tadı var. Tamam. Kapağını kapatıp haşlayabiliriz. Buğulama ya da balık plaki, ne derseniz deyin. Bakalım nasıl olacak. Yarım saat pişti bu. Derisi kabarmış artık, tamam bu. Yani bunun kuyruğunu sallasan eti löp diye dökülür. Havuç burada en sert malzeme. O da pişmiş, çatal giriyor. Tamam, bu olmuş. Dinlensin bakalım. Bu şekilde oldu levrek. Dediğim gibi yani şuradan kuyruğunu tutup sallasam şöyle löp etler dağılacak. O şekilde pişti. Suyu zaten efsane. Yummy yummy. Burası Tenerife'nin Troya plajı. Güzel bir yer. Burada da bir sanatçı yılbaşına özel kumdan İsa'nın son akşam yemeği yapmış. Kumdan kale gibi. Şuraya da kova koymuş. Güzel fikir. Yani güzel yapmış. €1.05 koyuyorsunuz makineye. Kolu çeviriyorsunuz. 5 senti logolu, kabartmalı anahtarlık gibi, kolye gibi bir şeye çeviriyor.
şurada. Burayı buraya koyuyorsunuz. 5 cm de buraya. Şu 3 logodan birini şey yapıyor. Hangisini seçelim? This one is good. 3 şey var. Birini seçiyorsunuz. Teide yanardağı, Tenerife adasının logosu ya da bu kertenkele, neydi bunun adı? Teide is okay, he? Looks Teide is good. I chose to. All right. I chose Tenerife. Okay. And yes. And. Şimdi parayı sıkıştırıyor. Şu şekilde 5 senti ezip bu şekilde hediyelik yapıyor size. Çok keyifli. Bunu daha önce de yapmıştım ben. Güzel bir hatıra. Çok keyifli. Bu da Tenerife hatırası. Böylece kendi hediyenizi kendiniz yapıyorsunuz. Burası Colon bölgesi, oteller bölgesi. Colon, Christophe Colomb'dan geliyormuş. Buradaki plajların adı da işte onun gemilerinin adı. Şurası galiba Santa Maria. Ve işte diğer gemilerin adları. Şurası. Orada Colon. Güzel bölge. Tekne bağlamak için de güzel. Adanın ilk marinasıymış burası. İlk burası yapılmış ve oteller buradan başlamış. Bu Colon bölgesi ve geçtiğimiz o Las Americas oteller bölgesi. Sahilden buraya kadar yürüyebiliyorsunuz. Tamamen turizm ağırlıklı. Hiç yerleşim yok. Turizm dışında bir şey de yok. Ama güzel. Sokakları, plajları şıkır şıkır. Şimdi ikinci tur tekneler çıkıyor. Sabah turunu yaptılar. Her yer kiralık tekne ve vasıta. Plajın yanındaki Vista Sur alışveriş merkezi burası. O küçük bir yer. Burada bu köşede bu dondurmacı var. Nefis. Şurada yoğurtlu dondurması var. Acayip güzel. Hepsi çok güzel. Kendileri yapıyor. Makineleri var. 3-4 tür buraya geliyoruz. Dondurma yemeye. Burası Hierro Adası. Çok nadir görünüyor. Burası La Gomera. Biz Tenerife'deyiz. Tenerife
La Gomera. Şurada ufuktaki de Hierro. Hello. Hi. Hi, are we? Welcome. Give me a rope. Is you still alive? Yeah, I'm still alive. And so very, very waves. Oh. Very much. And there's a lot of wind outside there. Really? Yeah. Good. And 25, 30 knots. Oh, good. And, you know what kind of... This week too windy. Yeah. I finished the wind in Friday. Yes, right. Yeah, yes. Friday. Uh-huh. Okay, I'm happy for you. You fixed your motor. It's yeah. Okay. Good. Yeah. Good job. Good one. Yeah. Where did you get them? So close. Maybe 1 meter. In more 1 meter. Oh, okay. Yeah. So it's just little. Yeah. See you. You're welcome. Bugünkü kısmetimiz 5 tane levrek. Güzeller. Bir tanesi küçük. Diğer 4 tanesi güzeldi. Ovi'ye verdiğim de güzeldi. Toplam 5 tane aldım. 2 tane kaçırdım. Bir sarpa, bir levrek. Şişten çıktı. Bu şekilde kısmetimiz bu. Şimdi bir tanesini yapacağım. Diğerlerini dolaba koyacağım. Sonra artık. Wow. Tamamdır bu. Adanın kuzeyindeyiz. Burası Teide Yanardağ'ın kuzey tarafı. Kar ve bulut var. Çok güzel görünüyor. Burası adanın kuzeyinde kapalı bir halk pazarı. Buraya hem alışverişe geliyorlarmış hem de yeme içme yerleri var. Geleneksel ürünler satılıyor. AVM'nin halk pazarı türünde olanı. Bu siyah patatesi çok seviyorlar. Şunu. Bol tuzda haşlayıp her yemeğin yanında kullanıyorlar.
yılın 11. ayında. 11. ayın 30'u. Şarap ve kestaneler pişirilip kutlamalar yapılıyor. Taze şarap. İnsan gelip burada tadıyor mesela. Şurada haşlanmış patatesle yiyorlar. Ben de böyle bir tane deneyeceğim. Her köşede insanlar şarküterilerden bir şeyler alıp yiyorlar, içiyorlar. İçeride çok fazla var, masalar var. Buradan alıp oraya gidiyorlar. Böyle bir yer. Buna kavun ağacı diyorlar, bunun ağacına. Papaya. Lezzetli, tatlı kabağa benziyor. Meyve ile kabak arası. Hemen yiyebiliyorsun. Fiyatlar böyle. 1.30'a var. 2 euro biber. 2 euro kabak. Bu bir balıkçı teknesi. Beni tekneye bıraktı. Blue Horizon'a. Ne yazık ki plajda dinghy, yani bot çektiğimiz parktan botum çalındı. Rica ettik. Daha doğrusu port polisine gittik. Onlar limana baktık. Aradık. Botu bulamadık. Sonra limanda bu balıkçıya rica ettik. Beni bota bırakması için, yani tekneme bırakması için. Şimdi de Blue Horizon'a geldim. Teknedeyim. Saat 8.30. Bakalım ne yapacağız. Durum bu. Artık botumuz yok. Teknenin gece salı pazarına döndü. Uçuyor dışarısı. Evet. Demir yeri 20 knot'un üzeri. Adanın kuzey batısında büyük bir fırtına var. Bu onun ucu. Burada buna karşı direniyoruz demir yerinde. Burada standby bekliyorum. 3 tekneyiz. Bir de Molly var burada. Böyle geçmesini bekliyoruz. 1011'e düştü barometre. Çok düştü basınç. Arkasından da bunlar koy verdi. Daha kötüsü, benim şişme bot motoruyla beraber dün plajda kayboldu. Yarın bakacağım artık. Şimdi tekneyi terk edemiyorum. Bulamazsam işler kötü. Orada da bir Fransız bayraklı tekne var. Bir de Molly var burada. Bazen çullanıyor hava. Çapa taramasına, halat kopmasına karşı standby'de bekliyoruz. Ne gündü be. Hiç durmadı hiç. Gece 1'de başladı bu saate kadar. Hiç durmadı.
Bu Fransız tekne, Fransız bayraklı. Bir kadın iki kızıyla yaşıyor teknede ve geziyorlar. Bir haftadır buradalar demirde. Şimdi kanoyla gezdiler, tekrar tekneye çıktılar. Ve dünkü fırtınayı burada demir yerinde çocuklarıyla atlattı. Ve gayet rahatlardı. Harika bir şey, çok güzel. Bir kadın iki kızıyla böyle geziyor. Sahilden yüzerek geldim. Bugün yeni dingi satın almadan önce son kez bir aramak istedim sahili ve kaybolduğu dingi parkını. Sabah beni Ovi bıraktı, Molly teknesi, botla burada sahile bıraktı beni, şu kayalıkların arkasında. Bütün sahili araya araya gezdim. Dinginin kaybolduğu Vistas plajına gittim. Oraya da baktım, şezlongların arasına. Orada can kurtaran çocuklar vardı, 4 kişi, lifeguardlar. Onlara sordum, böyle bir 4 gün önce benim dingi kayboldu buradan. Bir haber var mı, bir şey duydunuz mu diye. Tek kelime İngilizce bilmiyorlar. Sonra Demelse'yi aradım. Dedim, söyler misin dedim dinginin kaybolduğunu. O da söyledi. Bulmuşlar dingiyi. Lifeguardlar 4 gün önce denizde yüzerken bulmuşlar. Teknenin evraklarını getir. Bir de 150 euro teslim edelim dediler. 150 euro veririm. Böyle bir beladan kurtulduktan sonra yapacak bir şey yok. Yeni dingi al, yeni motor al. Çok iyi haber. Son kez bakmadan yeni dingi almak istemedim. Çünkü içimde ukde kalırdı. Tamamen umudumu yitirdikten sonra almak istedim. Bu da iyi oldu. Bir de sorup soruşturmak gerekiyor. Sahilden geri nasıl geldim? Ovi'yi çağıracaktım. Ovi yok teknesinde. Muhtemelen karaya çıktılar. Ben de çöp poşetine koydum sırt çantasını. Çift çöp poşeti. Telefonla cüzdanını da çift şöyle poşete bağladım ağızlarını güzelce. Bunları böyle paket yaptım. Bağlayıp kucağıma alıp, paletlerim yanımdaydı. Giderken almıştım. Ondan sonra paletlerle şuradan kucağımda torba tekneye yüzüp geldim. Şimdi Ovi'yi bekleyeceğim, beni tekrar götürsün. Botu oradan teslim alayım. Çok iyi haber. Süper haber. Böyle 4 gün değil, 3 gün. 3 gün kabus yaşadım. Bu çok iyi haber. Bu Fransız kadın, onun da gece fırtınada gitti dingisi. Onlar da sabah aradılar kanoyla şu kayalıkları, açıkları. Sonra Ovi'nin botuyla gidip aradılar ama bulamadılar ne yazık ki. Durum bu arkadaşlar. Bu da Mutlu Fatih. Bu da Mutlu Fatih. İyi oldu, çok iyi oldu. Çok enteresan hisler bunlar. Bir sürü şey geçiyor insanın kafasından. Yani ne yapacağım? Sorunu nasıl çözeceğim? Hani buradan Cap Verde'ye ineceğim. Onun hazırlıkları var. Satın almalar, tüp, market, su. Bütçe belli. Yeni bir bot 400 Euro'dan başlıyor. En kötüsü 1000 Euro'ya kadar. Motoru desen 1200 Euro'dan başlıyor. Hani 1600 Euro gözden çıkartıyorsun. Bu korkunç bir şey. Bir de şu var. Hadi gideceksin, alacaksın, getireceksin bunları. Bunlar da 3-4 gün, belki bir hafta. Öyle kolay bulunmuyor bot, motor. Hepsi bir arada yok. Yani bunlardan kurtarmış oldum. Bu sayede. İyi oldu. Bu. Geçmiş olsun. Bu uzun bir yolculuk. Bunlar başıma gelecek, biliyorum. Çünkü dingi hırsızlığı ya da dinginin kopması, bu kadının yaşadığı gibi çok fazla olan şey. Cap Verde ve Karayipler'de özellikle dingi hırsızlığı çok fazla. Bunlar başıma gelecek biliyorum ama ne kadar böyle ucuz yırtarsam bir sonraki soruna o kadar daha kuvvetli giriyorum her anlamda.
O yüzden böyle sorunları ucuz atlatmak çok önemli. Bir de mücadele etmek, vazgeçmemek. Geçmiş olsun. Polisler gelip beni aldı bottan, tekneden. Botu teslim etmek için ama herifin biri bot benim diyormuş. Evraklarını al gel dediler. Şimdi buraya geldik. Yanaşıyoruz. Evraklarım burada. İşte pompayı aldım. Anahtarını aldım botun. Yerel polise git dediler evraklarınla. İşte orada birisi daha var bot benim diyen. Evraklarını göster, botu al dediler. Yani liman polisi işi devretti ama bana git dediler. Nerede olduğunu dahi bilmiyorum. Şimdi Demelsa geliyor yolda, bir saatlik yolda. O gelecek. Onunla beraber botu almaya çalışacağız. Bakalım ne olacak. Park yeri bulduk. Karakolda şurası. Şu büyük bina. İnşallah bir maraz çıkartmazlar. Burası kayıp eşya polisi. Şurası. Polisya Locale de Arona. Kayıp eşyaların getirildiği yer. Saat 2'de geldik. 2.30 gibi. Dediler 4'te gelin. Siesta. Kahve içtik DMS'yle. Biraz yürüdük. Şimdi 15 dakika var. Onu bekliyoruz. Botu almak için. Evraklar, malzemeler burada. Bu da böyle. Öğlen bazı yerler 2 saat, bazı yerler 3 saat öğlen paydosu yapıyor. Aceleye gerek yok diyorlar. Çok ilginç. Şimdi burası polis karakolunun kayıp eşya deposu. Bu da bizim haydut, kaçak dingi. İzin istedim video çekimi için. Kayıp eşyalar var. Geliyorsunuz buraya, içeride formları dolduruyorsunuz. İşte bir sürü eşya içeride, akıl almaz şeyler var. İlk defa bot geldi diyorlar. Form doldururken zorlandılar. Ah, çok şükür atlattık. Adamın biri benim demiş, gelmiş istemiş. Evrakları getir dediler bana. Evraklarla geldim. Şöyle. İşte formları doldurduk. Şimdi kayıp eşya deposundan dingiyi alıyorum. Macera devam ediyor. Öyle bir şey oldu. Rendelenmiş havuç, zeytinyağı, limon, soğan, yeşil biber, biraz da domates. Harika bir havuç salatası. Bir adamı doyurur. Daha ne olsun. Şimdi bunu güvertede iç etmek var. Dingiyle koşturmaktan, yani dingiye koşturmaktan yemek yemedim. Bu saatte böyle oldu. Alexander el sallıyor dümende. Eşi Ovi demir alıyor şu anda. Bu ay sonuna kadar, 20'sinden sonra hava güzel. Onların ekipmanı da iyi. Rüzgar dümenleri çok kaliteli. Sorun olmaz. Rahat rahat giderler. İnşallah. Gidiyorlar. Molly teknesiyle Agadir'de tanışmıştık. Burada rastlaştık. Şaka maka. Bir aydan fazla zamandır buradayız beraber. Şimdi demir alıyorlar. Ancak bir Hollandalı böyle bir tekneyi mor renge boyar.
Oli teknesini yolcu ediyoruz. Cap Verde'ye gidiyorlar. Alexandra ve Ovi. 18 Aralık bugün. Ay sonuna kadar hava güzel. El sallıyorum. Alexandra eşi dümende. Burası kayalık bölge. Kum ve kaya karışık. Bazen takıyor çapa. Evet, çapayı taktılar şimdi. Kurtarırlar bu manevrayı. Dırısı başımıza. La Gomera hiç bu kadar yakın görünmemişti. Evler görünüyor. Görüyor musunuz? Sahil tarafında beyaz beyaz. Hava parlak, temiz. Aşağıda da Hierro görünüyor ufukta. Market 1 kilometre uzakta. Şu sarı binanın arkasında. Arabayla 6 box su aldım. Bot da burada. Şu jipin arkasında. Şimdi arabayı götürüp yerine bırakacağım. Adım adım ilerliyoruz. Bot suya. Sular bota. Sonra Blue Horizon'a. Bot, kurt, kuzu. Çok güzel. Bu üçüncü gün. Hava nefis. Su operasyonu. Kaçıncı oldu bu? Üçüncü aşaması. Yükledik, gidiyoruz. Şurada kırmızı bir kano var. Görüyor musunuz? Limandan buraya yarım saatten fazla kürek çekerek gidiyor ve geliyor. Natalie'nin 17 yaşındaki kızı alışveriş yapıyor ve şu limandan, şuradan tekneye dönüyor. Buraya. 45 Genu. Sanırım 86 model. 85-86 model Genu 45 ve içinde Natalie 1-5 biri 17 yaşında kızıyla yaşıyor ve şimdi okyanusu geçecekler ikinci defa. Hatchlerin contalarını tamir ediyor. Akşam yemeğe çağırdılar. Balıktan dönüyordum. Şöyle balık aldım. 3 parça levrek. Şimdi rüzgardan biraz şey olacak ama. Çok iyi bantlamış. Şimdi tazeyken söküyorum diyor. Kuruyunca sorun oluyor. Hadi be. Natalie'nin teknesindeyiz. Yemeğe davet ettiler.
45 feet jene 1983 model. Bütün işlerini kendi yapıyor. Natalie. Kızları, iki kızıyla geziyor ve kedileriyle beraber. Natalie babasıyla daha önce okyanusu geçmiş. Şimdi kızlarıyla geçiyor. Beraber bu aile. ve bugün hatchleri tamir etti. Ne yazık ki fırtınada botlarını kaybettiler. Komşuyuz burada. Eleyi. Natalie. Emi. Mila. Mila. Ve Lulut. Ha, ve Lulut. Lulut Sihir. Kedileri. Teach your father to how is sailing. Yes. And your first time cross ocean with your daughters, huh? In this direction, yes. And with my children, yes. Because the first time it was without children. Yeah, it's good. Bu şekilde. Okay, thank you very much for bye-bye. Dinner and for this short video. Kaptanım merhaba. Buraya kadar geldik ama seni bulamadık. Dün akşam buraları yayınlamıştım. Hatırlarsan.